Yani olaylar bizimle değil. Birbirleriyle kavga ediyorlar ama olamaz öyle şey. Sanki savaş yapıyorlar yani. Ya böyle... bunlar polis çağırıyoruz. Polis yarım saat sonra geliyor. Polis geldiği zaman da onları topluyor. Gene geliyorlar, gene şey yapıyorlar. Bu görüntüler vatandaşı canından bezdirdi. Mültecilerin yoğunlukla yaşadığı Adapazarı Tığcılar Mahallesi'nde olaylar bitmiyor. Sürekli kavga gürültünün yaşandığı mahallede vatandaşlar artık bıkmış durumda. Bunlar kavga ettikçe herkes huzursuz oluyor. Yani burada Türklerin daha çok gelip, daha çok geçmeleri, yani Türkler biz kendi insanımız buradan geçmedikçe bunlar burayı daha fazla sahipleniyorlar. Çatışma oluyor, efendim toplanıp bir de şunlar tam yol ağızlarında 15-20 kişi, 10 kişi toplanıyorlar. Kadın kısmı geçemiyor kardeşim yoldan, patika yoldan yani. Bir de arabalar geliyor, onların sayesinde hiçbir kadın arabası var mesela, çocuk arabası yola iniyor. Bir araba çarpsa gitti işte yani. Son olarak geçtiğimiz günlerde kaydedilen görüntülerde bir grup mülteci ellerinde sopalarla birbirine girmişti. Gece gündüz demeden çıkan kavgalar mahalleliyi huzursuz ederken vatandaş bu durumdan şikayetçi. Sıkıntılarımız, kavgaları, gürültüleri, hagara, hugaramaları, yani nasıl diyeyim, belediye de gelip ilgilenmiyor. Nasıl olacak bu sokağın hali belli değil yani. Çok yazık. Aslında iyisi de var, kötüsü de var ama burada bayağı bir sıkıntı oldu. Her kavgalar. Burada Türk müşteri kalmadı doğru dürüst. Yani dükkan boşaltan gidiyor. Bunlar da tutuyor. Tutunca da esnaf zaten kan ağlıyor, bitmiş. Şimdi bu kavga nereye kadar? Yani burada aslında bir mobese olması gerekiyor. Çok kavga ediyorlar. Birbirleriyle kavga ediyorlar. Çok gürültücüler, çok kavgacılar. Bütün işlerini kavgayla hallediyorlar. Ve dolayısıyla rahatsız oluyoruz. Ben karşıki apartmanda oturuyorum. Yani çoğu gece 2-3 yani sokağa çıkma yasağı var. Gene bundan sokakta kavga ediyorlar. Gürültücüler. Onun için rahatsızız yani.